Zara'yla biz birçok kez bir araya geliyor. Arkadaşların da aynı şeyi söylüyor. Ama daha önemlisi bu tür projelerin, az önce Burcu da söyledi ya, senin müzik yolculuğuna, senin kariyerine nasıl bir katkı yaptığını hissediyorsun. Çünkü hani, Türk halk müziği evet çok iyi bir yorumcu ki besteci yanı da vardır Zara'nın. Ama böyle bir projede olmak sana ne hissettiriyor? Bir defa çok iyi düşünülmüş, çok iyi isimlerin, çok sazına, sesine hakim sanatçıların bir arada olduğu ender projelerden bir tanesi. Hani yazarlara yazı yazan böyle master çalışmalar vardır ya, bu da tabii ki çok iyi dinleyicilere hitap eden bir proje ama aynı zamanda bence müzisyenlere hitap eden bir proje. Müzisyenlerin büyük bir zevkle izleyeceği, aman Allah'ım bu nasıl bir kontak, bu nasıl bir... Ben de açıkçası bu projeyi izleyenlerden olmak isterdim. O kadar güzel. Hem türkülerimizin hem Türk müziği notalarının klasik müzikle harmanlaştığı ve bizim müziğimizin evrensel hale geldiğinde nasıl dayanılmaz bir hal aldığını, yani okurken hep profesyonelliğimi kaybedeceğim diye korkuyorum. O kadar duygusal bakıyorum esere. Dolayısıyla böyle olması çok büyük bir şans bizim için ve bu tınıların bütün dünyanın en güzel salonlarında en başarılı solistlerle ve müzisyenlerle icra edilmesi bir gurur kaynağı. Ben açıkçası biraz daha müziğimiz açısından gururlanarak ve gözü yaşlı solistlerdenim. Benim için profesyonel anlamda farkı tabii ki soprano olarak bu projede yer almam. İkinci senem benim de bu şahane projede Erdal Erzincan'la ve klasik müzik enstrümanlarıyla, senfoniyle bir türkümüz olacak. Ardından soprano olarak izleyecekler beni. Ben de herkes kadar çok heyecanlıyım. Ben de onu söylüyorum, içimde bir yolculuğa çıkıp kendimi keşfetmeye başladım açıkçası. İçimde daha neler neler var diye kendi kendiyle yarışan bir Zara. Ne güzel işte, bu da bir vesile demek ki.